Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Evet, 585. hadiste Esselamu aleyküm ya ehlel kubur yağfirullahu lene ve lekum entüm selefuna ve nahnu bil eser. Evet, selam size ey bu kabirlerde yatanlar. Allah bizi de sizi de bağışlasın. Biz sizden, siz bizden önce gittiniz. Siz bizden önce gittiniz. Biz peşinizden geleceğiz. Evet, Tirmizi Cenayiz 59'da zikredilen bu hadisten de anlaşılıyor ki bir kabir ehline selam verilecek. Onlara dua edilecek. Onlara dua ederken de kendimizi de ihmal etmeyeceğiz. Çünkü biz onlarla beraber olacağız. Evet, onlar bizden önce gittiler ama biz burada kalmayacağız. Hani deriz ya hep, bizden öncekiler gittiler. Aklen de şunu da iyi biliriz, bizden sonrakiler de gidecekler. Öyleyse biz herhalde burada direkt kalmayacağız. Evet, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü vardır. Bunu burada hatırlamak lazım. Evet, her kabristana uğradığında Hazreti Ali Efendimiz orada yatanlara şöyle buyururmuş. Bırakıp gittiğiniz evleri şimdi eller tuttu. Başkaları oturuyor artık. Yani siz oturmuyorsunuz. Başkaları oturuyor. Mallarınız paylaşıldı ve bitti. Artık hesaplarınızda para kalmadı. Bunlar bizim tarafta olup bitenler. Ah, keşke bir de sizin tarafta olup bitenleri öğrenebilseydik. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki onların konuşmalarına izin verilseydi en hayırlı azık Allah korkusudur derlerdi. Evet. En hayırlı rızk, en hayırlı şey nedir? Demek ki mekafetullah, Allah korkusu. Tabii şunu bilmek lazım. Dünyada en büyük, en hakiki, gerçek olan şey imandır. İmanı billah'tır. Allah'a iman etmek. Sonra muhabbetullah ve mekafetullah, marifetullah, Allah'ı bilecek, Allah'tan korkacak, Allah sevilecek ve muhabbet edilecek. Evet, bu pırlanta gibi sözler bize ne yapıyor? Ölümü hatırlatıyor ve oraya gitmeden önce nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında bize bir bilgi sunuyor. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok hadisinde olduğu gibi az önce ifade ettiğim hadiste de ne buyuruyor? İnşallah yakında biz de size katılacağız. Doğru mu? Doğru. Yani aklen de, naklen de, müşahede ile de görüyoruz ki bundan kaçış yok. Bir diğer az önceki hadiste siz bizden önce gittiniz, biz de sizin peşinizden geleceğiz. Buyurulması da gerçekten çok ama çok anlamlıdır. Yani bu noktada biz kendimize ders vereceğiz, ders çıkartacağız. Evet, bu hadislerden yani kabirle ilgili olan hadislerden öğreneceğimiz, alacağımız dersler şunlar. Erkek ve kadın herkes kabir ziyaretinde bulunmalıdır.
ölülere dua etmek onlara fayda verir. Bu sebeple kabristandaki Müslüman ölülere dua etmelidir. Kabristandakilere yarınki komşularımız gözüyle bakabiliriz. Gerçekten komşu olacağız. Hiç kaçış yok. Evet, onlar bizim atideki, gelecekteki komşularımız. Kabristan sadece gündüz değil, gece de ne yapılabilir? Ziyaret edilebilir. Yani bunu da bilmek lazım. Evet, şimdi bir hadiste şöyle bir şey var, onu da arz edip bitireceğim. Allah'ın Resulü Hazreti Ayşe'yi uyandırmamaya çalışarak evinden yavaşça çıkıyor. Onun bu hali Hazreti Ayşe validemizi kuşkulandırıyor. Acaba diyor, benim yanımdan kalkıp başka bir hanımına mı gidiyor diye aklından geçiriyor. Sonra da Resulullah Efendimizin peşine takılarak kabristana kadar onu takip ediyor. Peygamberimiz kabristana gidiyor. Baki kabristanına. Zaten Cennetül Baki Efendimizin evine de çok yakındır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki gözü iki çeşme ağlayarak ümmetine dua ettiğini görünce çok tanıyor. Orada biraz durup Peygamberi Zişan'ın bu coşkulu halini Hazreti Ayşe validemiz izliyor, seyrediyor. Sonra da koşarak eve geri dönüyor ve yorganı başına çekerek uyuyormuş gibi yapıyor. Yani onun izlediğini fark ettirmek istemiyor. Onun arkasından hemen eve dönen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'yi nefes nefese görünce durumu anlıyor. Ve ona Allah ve Resulünün sana haksızlık edeceğinden mi korktun diye sitem ediyor. Ve böylece kendi davranışlarının Allah-u Teala tarafından kontrol edilmiş olduğunu belirtmiş oluyor. Evet, benzeri hadisler çok. Demek ki bize düşen bu hadislerden yola çıkarak kendimize ders çıkartmak. Rabbim ders alan bahtiyar kullarından eylesin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.